Şimdi Medine Bircan meselesi. Bakın o fotoğrafı arkadaşlar getirirse. Az önce ekrana geldi, bir daha gelsin. Bir yerde bakın bu kadın. Geldi ekran. Bu Türk Silahlı Kuvvetleri boyutunu, yani TSK'daki boyutunu İbrahim Albay'ımız da biraz anlattı. Ben de değinmeye çalıştım. Hı hı. Şimdi bir de bunun sivil ayağı var. Şimdi ben o günlerde sahada bir gazeteciyim. Beyazıt Meydanı her gün eylemler yapılıyor. Kızlarımız her gün joplanıyor. Tabii Gezi gibi değil. Bir tane kızımız Topkapı'dan Beyazıt'a yürüme, Beyazıt'tan oraya yürüme halinde bir durak ne kırmıştır. Şiddet yok. Ne otobüs çizmiştir. Bu kadar da haysiyetli bir eylemdir. Şimdi o eylemler yapılırken Bedire Bircan 71 yaşında bir kadın. 71 yaşında ya, kanser tedavisinde saçları dökülmüş kadının zaten. Sağlık karnesindeki fotoğrafı başörtülü. Kadın çapaya geliyor. Çapaya geliyor. Diyorlar ki bu şekilde kadın ölmeye gelmiş bir anlamda. 71 yaşında kadın, bu arada kadın tehdit olsa ne olacak, olmasa ne olacak? Hasta, evet. Şimdi bu kadına diyorlar ki senin sağlık karnındaki fotoğrafın başörtülü. Derhal düzeltmeniz lazım. Diğer fotoğrafları da tedavi etmemiz için. Bakın düşünebiliyor musunuz? 71 yaşındaki kadının başörtüsünün üstüne çocuğu oğlu koşuyor. O dönemde Aksaray'ı, Vatan Caddesi'ni, Yusuf Paşa'yı falan bilenler, ben gazeteciyim. Şöyle pankartlar asılıydı. Başörtü üstüne peruk yapılır. Öyle bir fotoğraf var arkadaşlar. Şimdi kullanabiliriz. Evet, mesela şu. Kurban üstü peruk yapılır pankartlara. Fotoğrafçılar bunu asıyordu artık. Şimdi Medine Bircan'ın oğlu koşuyor, koşturuyor. Annem vefat etmesin, gideyim işte fotoğrafına Photoshop'la şey yaptırayım diye. Ve kadının şeyi yetişmiyor. Ve kadını kaybediyoruz. Şimdi kardeşim, bu ülke İsrail değil. Bu ülke Dominik Cumhuriyeti değil. Bu ülke Yunanistan değil. Yunanistan'da olmamıştır bu. İsrail'de yaşanmamıştır. Türkiye'de yaşandı bunlar 20 sene önce. Şimdi bu nasıl bir kindi, nasıl bir düşmanlıktır, bu millete nasıl bir kindi? Yani anlamakta hakikaten ben anlamış değilim. Manşetleri de kullanın. Şimdi Medine Bircan'ı biz böyle kaybettik. Bakın bu fotoğraf, sırf Medine Bircan'ın bu hikayesini belgesel yapmak lazım. Sırf bu hikaye işte 28 Şubat. Yeni nesiller bunları bilmez belki. Evet.